Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün turunç şarabı yapıyoruz. Farklı lezzetler arayanlar için farklı bir seçenek olacağını söyleyebilirim. Turunç aslında çok ekşi ve acımsı bir meyvedir. Bölgesel bir meyvedir ve bu yüzden çok fazla tercih edileceğini ya da çok kişiye hitap edeceğini zannetmiyorum. Fakat denemek isteyenler için gerçekten güzel bir seçenek olacağını söyleyebilirim. Dostlarım, turunç narenciyelerin atası olduğu için limonun ekşiliğini, portakal ve mandalina'nın tadını, rengini, kokusunu ve greyfurtun da ince kabuk acısını almıştır. Zaten o yüzden çok tercih edilmiyor. Yani yenen bir şey değil. Ya salatalara kullanılıyor suyu ya da nar ekşisi gibi turunç ekşisi yapılıyor. Ve kabuğundan da turunç tatlısı yapılıyor. Başka şekilde değerlendirilmiyor bu turunç, ama biz bugün şarap yapacağız. Fakat bu şekilde yaparsak, birincisi çok asidik bir yapıda olduğu için şarabımız çok fazla köpürür ve istediğimiz gibi olmaz. Ayrıca çok ekşi ve de dediğim gibi acımsı olduğu için istediğimiz lezzette olmayabilir. Bugün benim daha önce sıcak şarap için baharat karışımı videomda anlatmıştım. Onun benzerini yapacağız. Yine baharat kullanacağız. Aslında özgün olarak siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Ben sadece örnek vereceğim size. Dostlarım, ben 4 tane baharat kullanacağım bugün. Karanfil kullanacağım, tarçın kullanacağım, rezene kullanacağım ve vanilya kullanacağım. Kabuk vanilyam yok. Ben bu şekilde şekerli vanilin kullanabilirsiniz. Bir oran vermeyeceğim. Elinizdeki miktar kadar artık sıkacağız. Ben litre başına size oran vereceğim. Ve ayrıca şu şekilde hidrometreyle ölçüm yapacağız. Ve gerekli olan şeker oranını belirleyeceğiz. Eğer hidrometreniz yoksa vereceğim oranı takribi olarak her bir litre için uygulayabilirsiniz. Yaklaşık aynı şeker oranına sahip olacak. Bu arada turunç gerçekten şekeri yüksek bir meyve. Hani çok ekşi olsa da acımsı olsa da aslında şekeri yüksek dostlarım. Burada da aslında bitmiş şarabım var. Şu şekilde tamamen fermente oldu ve gördüğünüz gibi sıfırda 1000 düzeyine geldi. Dediğim gibi lezzetli bir şarap, farklı bir şey ama hani böyle bir mandalina gibi değil ya da portakal gibi beklemeyin. O ekşiliği ve acılığı birazcık alıyorsunuz. O da işte bizim için farklı bir seçenek olacak. Önce bunu suyunu sıkacağız. Suyunu sıktıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika kadar kaynatacağız. Asidik yapısını biraz indirebilmek için. Bu arada kaynatırken de baharatlarımızı atacağız. Tabii önce suyunu sıktıktan sonra bir şeker yoğunluğunu ölçeceğiz. Bunda da işte litre başına yaklaşık işte bir su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Ölçüm yapmadan hani kabaca bunu söyleyebilirim size. Bir su bardağı şeker eklerseniz litre başına bizim 1100 değerine yakın bir değer elde edeceksiniz. Eğer şampanya mayası kullanacaksınız. Eğer ekmek mayası kullanırsanız bu oranı biraz düşürün dostlarım. Yani 1090-1080'lere getirin. Çünkü 1100 yoğunluktaki şekeri ekmek mayası sindiremiyor. Sindiremediği için de biraz şekerli oluyor. Ha, bu şekilde seviyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Yani şeker oranını yüksek tutun. Maya onu sindiremeyecek ve hafif tatlı bir şarabınız olur. Size kalmış. Dostlarım, şu anda yapacağımız şey hemen bunun suyunu sıkacağız. Ardından ölçüm yaptıktan sonra kaynatma işlemine geçeceğiz. Bu arada baharatlarımızı da kaynatacağız. Evet arkadaşlar, turunçlarımızın suyunu sıktık. Süt süzgecinden geçirmeyi ihmal etmeyin. Tortu kalmaması için. Şimdi ben bunun hepsini yapmayacağım. 1 litresini yapacağım. Gerisini turunç ekşisi yapmak istiyorum. Evet. 1 litre. Ayrıca şimdi bir de şeker yoğunluğunu ölçeceğiz. Şekerimizde 40 geliyor. 40 yoğunluklu şekerimizi. Şimdi bunu şampanya mayası kullanacağım ben burada. Şampanya mayası kullanmak için daha önceki videomda istediğimiz şeker oranına ulaşmak istediğimiz bir formülümüz vardı. Şampanya mayası için 1100 gerekiyor. 1100 için de şu anda 40 olduğuna göre 100 eksi 40 eşittir 60. 60 çarpı 300 bölü 100'e ulaşmak istediğim için 100. Bu da 180 gram yapıyor. Dostlarım, yani biz buna 180 gram şeker eklediğimizde 1100 değerine ulaşıyoruz. Ve şampanya mayası attığımızda yaklaşık 13-13,5 civarında bir alkol oranı elde edeceğiz. Baharatlara gelirsek,
1 litre için ölçüyü veriyorum. Bunun katlarına da kullanabilirsiniz. Baharatlar da dostlarım, karanfil çok baskın gelir, tadı fazla kullanmayın. 3-4 tane, 4 tane yeterli. Ben 4 tane atıyorum. 1 çay kaşığı doğrusu tarçın atacağız. Rezene seviyorum ben. Siz tercih etmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. 1 çay kaşığı da rezene atıyorum dostlarım. Litre başına 2 paket şekerli vanilin. Ve suyumuzu döküyoruz. Ardından 2 dakika kaynatacağız. 3 dakika, 2-3 dakika kaynatıyoruz. Soğumaya bırakırken, yani kaynama bittikten sonra da şekeri atıyoruz dostlarım. Başta da atabilirsiniz. Hani ısınınca daha rahat eridiği için dostlarım. Şimdi kaynatmaya alıyoruz. Ocağımıza aldık ve kaynamasını bekleyeceğiz. 2-3 dakika kaynasa yeterli. Karışımımız kaynadı. Ve şu anda baharatın müthiş kokusu geliyor. 3 dakika kaynıyor ve kapatıyoruz dostlarım. Ve şekerimizi ekleyip eriteceğiz tabi. Altını kapattık ve şekerimizi ekliyoruz. Dediğim gibi başta da ekleyebilirsiniz, fark etmez. Şekerimizi iyice eritip soğumaya bırakıyoruz. Şıramız soğumaya bırakırken bu arada biz maya uyandırma yapacağız. Yarım çay bardağı suya 2 çay kaşığı şeker atacağız. Ve eriteceğiz. Ve mayamızı atıyoruz. Ben böyle çay kaşığının az ucuyla atıyorum. Normal şartlarda her 5 litreye 1 çay kaşığı dolusu atıyoruz. Üzerine örtüyorum. Her 5 litreye 1 çay kaşığı maya atılıyor. Şampanya mayası için. Eğer ekmek mayası olursa her 5 litreye 2 çay kaşığı dolusu atacağız dostlarım. Şimdi bunun üzerini örteceğiz. Ve uyanmasını bekleyeceğiz. Mayamız uyandı. Şimdi şıramıza ekleyeceğiz bunu. Şıramız soğudu. Şimdi fermenterimize aktaracağız. Şöyle basit bir fermenter yapmıştım. Şu anda harika kokuyor gerçekten. Baharatın karışımını hissedeceksiniz yaptığınızda. Şimdi buraya aktarıyorum. Bu arada soğuma esnasında demlenmiş oluyor. Şimdi mayamızı atacağız. Mayamız uyanmıştı. Hava kilidini takıyoruz. Ve ışık görmeyen 20-25 santigrat derece arasında bir ortamda bulundurmamız gerekiyor. Süre değişebilir. Yani normal şartlarda 15 gün civarında olması lazım ama hava sıcaklıklarına göre, ortam sıcaklığına göre uzayabilir, düşebilir dostlarım. Umarım beğenirsiniz. Verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşça kalın.